Kanalıma hoş geldiniz. Kazgan Işın'la ilgili selam. Telefonunuz şarj almıyorsa birkaç sorunlarını yapıyor. O sorunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu anda elinde iki ayrı marka ve model telefon var. Biri iPhone, diğeri ise Samsung A3 2016, diğeri ise iPhone 6 modeli. İkisi de şarj almıyor. Yani sorunları ikisi de şarj almıyor. Ama sorun biraz farklı. İkisinden de bahsetmeye çalışacağım. İkisini bir videoya sığdırdım ve sizlerle paylaşmak istedim. Şu an elimdeki Samsung A3 2016 modelin şarja takıyorum. Açıkken şarj almıyor. Şimdi bataryası sabit olduğu için batarya çıkarıp takamıyorsunuz ya da başka batarya deneyemiyorsunuz. İlk aklımıza gelen şarj aleti. Başka bir şarj aleti denemeniz gerekiyor. Eğer ki başka şarj aleti de almıyorsa cihazı bir teknik servise ya da bakmanız gerekiyor. Hemen bir telefona takalım. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şarj alıyor. Sağlam bir şarj aletiyle şarj ettiğimizi gösteriyor. Başka bir telefona da takalım. Bu da B350 tuşlu bir telefon. Ekran kırık ama şarj aldığına dair belli olur. Ekran görüntüsü gelir. Evet, gördüğünüz gibi. Ama telefonu takıyorum. Sizlerin de mutlaka öyle bir sorunuz vardır. Çünkü bana yorumlarda denk geliyor. Şu anda aslında şarj alıyor ama şarj aldığını belli etmiyor. Kapatalım telefonu. Şimdi takıyorum şarja. Evet, gördüğünüz gibi şu anda şarj alıyor. Biraz bekleyelim. Şu anda %30. Aslında videonun uzamasını istemiyorum ama bu çok önemli bir şey olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada bu şarjı yükselene kadar iPhone'dan bahsedeyim. iPhone 2 gün önce bataryasını değiştirdik. Batarya sıfır taktık ama sıfır olsa bile bataryadan olabiliyor. Hani ben batarya sıfır taktım gibisine demeyin. Çünkü batarya sıfır da taksanız gene sorun ya da problem olabiliyor. İçindeki şarjı bitmiş. Şarjı %2 idi. Bana geldi. iPhone orijinal şarj aletiyle şarj etmeye çalıştım. Şarj alıyor gibi gösteriyordu. Fakat şarjı yükselmiyordu. Hemen o diğeri şarjı yükselene kadar telefonu açalım. Altta iki tane cıvatamız var. Onları söküyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet, 05.04.2021 Galio bir batarya taktım. Aslında güçlü bir batarya. Bunu sürekli toptancıda alıyorum ve tavsiye de ediyorum. Ama sıfırda olsa bazen problemli olabiliyor. Şimdi batarya soketini çıkaralım. Kısa devre yapmaması için. Şu görmüş olduğunuz film soket filmi. Ben şimdi onu deneyeceğim. Elimde iPhone 6'nın orijinal şarj soketi var. Diğer soketi çıkarmadan sadece onun üstüne takabiliyoruz. Soketi taktıktan sonra batarya soketini takıyorsunuz. Aslında bunun üstünde bir kapak olması gerekiyor. O kapak olmadığı için takamadık. Şimdi şöyle şarj edelim. Yani sokette olmuş olsa ekrana görüntü gelir ya da şarj aldığına dair bir görüntü gelir. İçindeki şarjı bittikten sonra şarj
almıyor. Şöyle. Zaten iPhone şarj aleti iki ucu da şarj edebiliyor. Terzi düzü yok. İkisi de şarj ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi şarj etmiyor. Hemen gene batarya soketi çıkaralım. İlk önce kısa devre yapmaması için. Bir de o soketleri açarken plastik kullanmanız gerekiyor. Demir kullanmayın çünkü demir kısa devre yapıyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda ne şarj aletinde de sorun ne de şarj soketinde. Aslında aklımıza ilk gelen ya şarj soketi ya da şarj aleti. Şu anda ikisinde de değil. Yani başka bir batarya vardı elimde. Aynı marka ve model. Çünkü ben bunu denedim ve ondan sonra karşınıza çıkıyorum. Yani direkt ezbere yapmıyorum. Ama daha önce bana sorsa dese ki ya İzzet Bey benim telefonum şarj almıyor. İlk ya şarj aleti ya da şarj soketine derdim. Ama şu anda dediğim gibi süreç farklı. Bataryada olduğunu sizler de görün. Mutlaka sizlerin de böyle bir sorunuz vardır. İlk önce şarj soketini takalım. Daha sonra bataryayı takalım. Aslında ekranı çıkarabilirsiniz. Eğer ekranı çıkarırsanız daha rahat çalışırsınız. Ben şu anda hani fazla uzamaması için sökmedim. Şimdi kendi şarj aletiyle deniyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şu anda şarjı alıyor. Bir açılsın telefon. Çünkü iPhone'larda şarjı almasa bile şarja taktığından burada direkt bir etki gösteriyor şeye. Şarj soketi takıldığı an bu birbirini tamamlıyor. Orada komut gönderiyor ve telefonu açabiliyor. Evet, şu anda şarjı %38. Biraz bekleyelim. Dediğim gibi eğer ki telefonun soketi bozuk olsa bile şarja taktığın an açılır ama şarj almaz. Bu farklı. Bu tamamen bataryada. Bataryada 2 gün önce taktım. 05.04.2021'de taktım. Üstüne tarihi de atıyorum. Bataryada bu arada yeni batarya 2020 10. ayda üretilmiş. Batarya alırken tarihine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de almış olduğunuz firma da çok önemli. Çünkü ben bunun iadesini yapacağım. İadesi var. Biraz bekleyelim. Bu arada 30'du. Diğer Samsung'un bak %41 oldu. Gördüğünüz gibi. Bunun sorunu da bataryada. Çünkü bunu da denemiştim. Evet, dün bu batarya denemiştim. Şu anda %42 oldu. Biraz daha bekleyelim. Evet, bu da %39. Biraz bekleyelim. İçindeki şarjı bittikten sonra 8 saat orijinal şarj aletle şarj etmeniz gerekir. Yani bunun ikisinin de sorunu bataryada olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü çok önemliydi. Bazen bana soruyorlar. Diyor ki İzzet Bey benim telefonum şarj almıyor. Şarj aleti denedim. Şarj soketi değiştirdim. Ama hala sorunu aynı. Bataryadan yapıyor. Bana da bilginiz olsun. %43 oldu. Hemen şarjdan çekiyorum. Açalım. Bu daha önce müşteri bana getirdi. Dedi ki İzzet Bey bende bir tane telefon var. Samsung modeli. Marka modeli tam olarak Samsung olduğunu söyledi. A3 2016 modeli. Dedi açıkken şarj etmiyor. Sadece kapattıktan sonra şarj alıyor. Ama belirli bir yere kadar. %50 yaptı. Dün denemiştim onu. %50'den yukarı çıkarmadı. Burada da bataryada olduğunu biraz belli etti.
Çünkü yükselmediği için. Burada eski telefonlarda Android başlatılıyor gibi bir dakika, 2 dakika gibi sürebiliyor. O da eski sürüm olduğundan dolayı yapar. Bu ayar karşınıza çıkıyor. Ben şu anda şarja takıyorum tekrar. Evet, gördüğünüz gibi şarj almıyor. Bu sadece kapalı şarj alıyor. Kapalı şarj alması veya da şarjın dolmaması, o da bataryadan yapıyor. Ben bunu da birazdan paylaşacağım. Bunu da ayrı videosu çekeceğim. Batarya değiştirgeni ve o arızadan da bahsetmeye çalışacağım sizlerle. Şunu yan tarafa koyalım. Evet, %39'du. %41 oldu. Biraz daha bekleyelim. Aslında değerli vaktinizi almak istemem ama bu çok önemli bir şey olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Demek ki şarj soketi de sağlam, şarj aleti de sağlam. Aslında ilk aklımıza gelebilen şarj soketiyle şarj aletidir. Yani telefon şarj almıyorsa başka bir şarj aleti denemeniz gerekiyor. Eğer ki imkanınız varsa, anlıyorsanız şarj soketi de deneyin ya da batarya deneyin. Bunları denemeniz gerekiyor. Çünkü şarj almaması 2-3 problemden yapar. Şarj soketini de yapar, şarj aletini de yapar, bataryasını da yapar. Bir de yazılımsal da olabilir. Yani dördüncü ihtimal de var. Yalnız bunları biz de deneyerek bir yere varıyoruz. Çünkü elimizde böyle kapsamlı cihazlar yok, servisler gibi. Şimdi servise götürüyorsun bir telefon. Telefonu cihaza bağlıyorlar. Sorunu hemen çıkarabiliyorlar. Fakat bizde böyle bir kapsamlı cihaz olmadığı için biz kendi imkanlarımızla bu işlemleri yapıyoruz. Yani deneyerek bir yere varıyoruz ki daha başarılı oluyoruz. Evet, %42 olmasını bekliyorum. Evet, şu anda %42 oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, eğer sizlerin de böyle bir sorunuz varsa bilin ki bataryada olduğunu sizler de gördünüz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.